Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çitak. Bugün Huawei Band 4 Pro'yu kutusundan çıkartıyor ve özelliklerine yakından bakıyoruz. Huawei Band 4 Pro aslında bakarsanız piyasaya ilk sürüldüğünde 500 TL'lik bir satış fiyatına sahipti. Şu anda Band 4 Pro'yu satın almak isterseniz ödemeniz gereken para 300 TL'ye kadar düşmüş durumda. Hatta bazı marketlerde çok daha uyguna bulabiliyorsunuz. Hazır fiyatı bu kadar uygun hale gelmişken ben de Band 4 Pro'nun kutusunu açayım ve sizlere özelliklerinden bahsedeyim istedim. Hemen yani kapağı kaldırdığımızda burada bilgilendirme kağıtlarının olduğu bir mini kutu daha bizi karşılıyor. Garanti kağıdımız. Hızlı başlangıç kılavuzumuz. Başka da bir şey yok zaten hemen kenara kaldıralım. Şurada minik bir kulakçıkla hızlıca ben 4 Pro'yu çıkartabiliyorsunuz. Ben kutu içine bakmaya devam edeceğim. Kutunun yanındaki bu minik bölmeden kutu içeriğinden cihazı şarj etmenizi sağlayan şarj standı ve minik bir micro USB tip A kablo çıkıyor. Tabii ki siz elinizde daha uzun bir micro USB'li kablo varsa onu kullanabilirsiniz. Bu hayli ufak geldi bana. Karşınızda Huawei Band 4 Pro. Bunun bir de Band 4 modeli var. Onu da kutusundan çıkarmıştık. YouTube kartlarından izleyebilirsiniz. Band 4 Pro'nun arka kısmında burada sensörleri görüyorsunuz. Alt tarafta da iki pin var. Bir tane de bize yardımcı olacak bir kıstırma noktası var. İşte şarj aletini bu şekilde denk getirmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde cihazınızı bir micro USB kabloya bağladığınızda kolayca şarj edebileceksiniz. Şimdi çıkartalım bunu ve biz cihazı açalım. Şimdi cihaz kurulumunu yapabilmek için Huawei Health uygulamasına ihtiyacınız var. Ben sağlık uygulamasını açıyorum. Cihazlar bölümüne geliyorum. Burada daha önce eşlediğim cihazlar var. Akıllı bantlar diyorum. Cihaz listesi ilk başta Huawei Band 4 Pro'yu göstermeyebilir. Cihaz listesini güncelleyin. İnternet bağlantısını kontrol edin. Aklınızda olsun bu. Huawei Band 4 Pro eşleştir diyorum. İzinleri veriyorum. Şimdi kodları kontrol etmeniz gerekiyor. İki cihazda da bir kod var. Pro C6A diyor burada. Hemen bağlantıyı yapıyoruz. Onay veriyorum. Şu anda Band 4 Pro bağlandı. Yukarı doğru kaydırarak farklı menüler arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Burada mesela adımlarımızı sayan menü var. Hemen altında kalp sensörü, uyku takibi, çalışma ve daha fazlası içinde bu bölüme giriyorsunuz. Buradan akıllı bilekliğin pek çok farklı özelliğine erişebilirsiniz. Sistem bölümünden cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Faces bölümünden kendinize özel farklı bir ekran görüntüsü seçebilirsiniz. Hatta bunu muhtemelen evet uygulama üzerinden de yapabiliyoruz. Saat kadranları bölümüne girelim. Band 4 Pro için farklı farklı seçeneklerimiz var. Mesela <laughs> şu komikmiş, güzelmiş bu. Elbette çok daha fazla bilgi içeren farklı farklı arayüzleri akıllı bilekliğinize ekleyebilirsiniz kalp sensörü nasıl çalıştığına bakalım. Şu anda parmağımdan ölçüm yapıyor. Ama tabii ki bunun tavsiye edilen kullanımı o değil. Bu şekilde ölçüyor. Buraya bastığınızda yaktığınız kalori, gittiğiniz mesafe, antrenman süreniz hepsi tek bir ekranda görünebiliyor. Ama antrenmanları da tabii ki siz ayarlayabiliyorsunuz. Workout diye bir bölüm var. Mesela dış koşu, içeride herhangi bir koşu bandının üzerinde koşu, yürüyüş. Farklı farklı seçeneklerimiz var burada ve ardından yürüyüş için süreyi başlatıyor. Ardından bunları tabii ki hem Huawei Health üzerinden hem de isterseniz hiç akıllı telefonunuzu kullanmadan sadece saat üzerinden daha doğrusu bileklik üzerinden görebiliyorsunuz. Bu arada Band 4 Pro'nun ekranından da bahsedeyim çünkü en önemli parçası aslında hem aşağıdaki kalp sensörü hem de Burada gördüğümüz ekran. Ekranımız AMOLED ve 240 x 120 piksel çözünürlüğe sahip ve 0.95 inç. Huawei Band 4 Pro'da yine 1 inçten biraz daha düşük olan ekranıyla hem kilit verilerinize kolayca erişmenizi hem de uzun süreli kullanımla sizin yanınızda bir dijital asistan olmasını sağlıyor. Hem verilerinizi bu bileklik üzerinden hem de iOS olur, normal Google'lı bir Android olur veya App Gallery'li bir Huawei cihaz olur. Oradan indirdiğiniz Huawei sağlık uygulamasından bu verilere ulaşmanızı sağlıyor. Son derece kullanışlı bir ürün zaten. Fiyatı da dediğim gibi daha önceden 500 TL bandındayken şu anda 300 TL'ye bulabildiğiniz bir akıllı bileklik. Bu videomuza Huawei Band 4 Pro'nun kutusunu açtık. Kutu içeriğine baktık ve cihazın özelliklerinden bahsettik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.